Bu her segment bir video işini siz de ben de sevdik galiba değil mi arkadaşlar? Ama bu sefer kendi koyduğum kuralı kendim bozacağım ve iki segmenti bir videoda anlatacağım. Aslında bu iki segment temelde bir köke dayanıyor. MPV sınıfına. Evet arkadaşlar, bu videoda küçük MPV ve MPV segmentleri ekrana peş peşe gelecek. Önce küçük MPV. Küçük MPV sınıfında liste fazla kalabalık değil, hatta hiç değil arkadaşlar. Sadece 2 tane model var ve ikisi de Alman. Birinci sırada Amerikan vatandaşı bir Alman var. Almanya, Köln'deki Ford Avrupa merkezinde geliştirilip Romanya'daki fabrikada üretilen B-Max. B-Max 2 alandan 4, 1 alandan 4.5 puan alarak 4.5'tan 5 puan topladı. Bir diğer Alman Opel Meriva ise elektrik elektronik aletlerden 5 tam puan alırken genel değerlendirmede o da rakibi gibi 4.5 puan aldı. Fakat mekanikten aldığı 3.5 puan onu ikinciliğe itti. İşte bunlar da 2 puan bile toplayamayıp liste dışı kalan günahkarlar. MPV sınıfında da marka bazında lider değişmedi. Yine bir Ford modeli, C-Max. Beş koltuklu C-Max ve 7 koltuklu Grand C-Max olarak üretilen MPV model sadece cihazlardan 4.5 puan aldı, diğer tüm alanlarda puanı 5. İkinci sırada Mercedes B serisi var. C-Max ile puan farkı epey açık olsa da B serisi diğer rakiplerine oranla daha iyi. 3.5 üzerinden 4. Ve üçüncü sırada da yine bir premium Alman var. BMW 2 serisi Active Tourer. Mercedes-Benz'in Avrupa'da yıllık 100 binleri geçen satış adetleri üzerine BMW'nin de 2 serisiyle bu sınıfa girmesi premium MPV pazarını kızıştırdı tabii. Fakat müşteri şikayeti konusunda diğer tüm segmentlerde olduğu gibi bu sefer az bir farkla da olsa BMW yine Mercedes'in gerisinde kaldı. 2 serisi Active Tourer ekipman şikayetinden 3, gövde ve iç mekandan 2.5, mekanikten 4.5 ve genel değerlendirmeden 3.5 puan aldı. JD Power binek seçeneklerde olduğu için Volkswagen Caddy'yi de bu sınıfta değerlendirmiş ve Caddy listenin sonunda. Açıkçası ben ona fazla şaşırmadım da iki sınıfta birinci, diğer sınıflarda iyi yerlerde olan Opel'in Zafira'sına şaşırdım. Şimdi bir de isterseniz diğerlerinde yaptığımız gibi liste dışında kalan sorunlu modellere bir bakalım. MPV
MPV defterini de böylece kapattıktan sonra bir sonraki videoda SUV modelleri değerlendireceğiz arkadaşlar. Sakın randevunuza geç kalmayın.